Yağmurluğa gerek var mı hocam? İçimizde bir çarpmaya gerek yok. Mal Hanım, kapatalım değil mi yağmurlu? Kapat. Bir girişimci beyefendinin abimizin yapmış olduğu Şenpazar'da Arunya Bahçesi'ndeyiz. İlk defa Arunya'yı gördüm, duydum ve ilk defa Arunya Bahçesi'ne geldim. Çok zahmetli ve kıymetli bir bitki. Bu da göründüğü gibi bir atık hastalığı olabileceğini düşündük ve bu atık kıvamı yakıyoruz çevreye hastalıklar. Vazgeçtim, atmayacağım. Böbrek taşlarını ilerliyor ve devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisaslaşma üniversitesi olması vesilesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğümüzle beraber bir çalışma başlattık. İlk olarak Araç ilçemizden, ardından Taşköprü ilçemizden, daha sonra Şenpazar ve Cide ilçelerimizde bu çalışmaları alanda uygulamalarını gerçekleştirmeye çalıştık. Bizim amacımız tabiat turizmi alanında bazı değerlerimizin, ekosistemlerimizin ve kültürel varlıklarımızın ön plana çıkarıp bunları koruma altına almak. Tabii ki bunları koruma altına alırken belirli bir mevzuat çerçevesinde almak. Bu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün işlevi. Biz buradaki arkadaşlarımızla, şube müdürlüğümüzü ve şeflikteki arkadaşlarımızla birlikte Aras ilçesinden başladık. Aras'ın inanın 33 tane yaylası var. Bunların 23 tanesi belirli bir lokasyon üzerinde. Biz bu yaylaları tek tek dolaşıp hepsini daha önce de zaten çalışmalar yapmıştık. Burada kış festivali gerçekleştiriyoruz. Tematik yayla yürüyüş rotaları da gerçekleştirdik. Ve bunun ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki arkadaşlarımızla birlikte yerinde giderek incelemelerde bulunarak bunları nasıl koruma altına, hangi kategoriye sokabiliriz, hangi ünvanı verebiliriz diyerekten arkadaşlarla çalışmalar yaptık. Ardından Saltuklu Kanyonu yani Cibiş olarak geçen Cibiş Kanyonu'na ulaştık. Buranın da tabiat anıtı gibi olması gerektiğini düşünerekten arkadaşlarla böyle bir hemfikir olduk. Ardından Taşköprü ilçemize geçtik. Taşköprü ilçemizde de 4 günlük bir saha çalışması gerçekleştirdik. Yine burada tarihi, kültürel ve doğal değerleri ön plana çıkarmak istedik. Orada karşımıza Kocagöl denen, aşağı Şehirören köyündeki Kocagöl'de bir uygulamalı olarak çalışmalar, turizm aktivitelerinde bulunduk. Ve buranın da tabiat parkı mı, tabiat anıtı mı olması gerektiğini arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla, işte Doğa Koruma, Milli Parklar, İl Şube Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. İnşallah bunların raporlarını hazırlayacağız. Ardından Taşköprü ilçemizde Bükkarşı Kanyonu var. Toplamda 1 kilometre uzunluğunda bir kanyon var. İçerisinde bu kanyonun şöyle bir değerleri var. Kanyon bir başlı başına tamamen bir doğa sporları aktivitesini gerçekleştirilebileceği bir alan. Bunları, bu değerleri, bu kaynak değerlerini turizme kazandırmak istiyoruz. Bizim işimiz turizm. Biz turizmci olduğumuz için turizm gözüyle bakıyoruz. Ve burada 1,5 kilometre uzunluğunda bir sur duvarına rastladık. İçerisinde aynı zamanda kaya mezarları olduğunu da gördük. Ve bunlar gün yüzüne çıkarılıp kayıtlar altına alınmasını ve tabii ki biz de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza buranın tabiat anıtı olabilmesi ve çünkü bunun olması için bir kriterleri var. Bunları da mevzuata dayandıraraktan ülke turizmine, ülke ekonomisine ve yerelden bölgesele, bölgeselden ülke geneline yayaraktan bir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ardından Şenpazar ilçesine geldik. Şenpazar ilçesinin doğal güzelliği yanında şöyle bir olaya tanıklık olduk. Orada aronya ekimi olan bir yer vardı. Tıbbi aromatik bitki. Biz üniversitede öğrencilerimize ders olarak da tıbbi aromatik bitkiler dersimiz var. Bu dersi de ben veriyorum. Aronya tarlasına gittik. Üretim aşamalarını inceledik. Ardından Cide ilçemize vardık. Cide ilçemizde Gebeoğlu Tepesi denilen harika bir noktamız var. Bu 900 metre Cide şehir merkezinden
baktığınız zaman, güneye bakıldığı zaman yani şehri üstten böyle adeta sarmalayan bir dağ tepesi, 600 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik ve 900 metreye ulaştık. 900 metre sonunda biz orada neler yaptık? Öncelikle doğayı biz bir yeri turizme kazandırırken amacımız korumak. Yani mevzuat çerçevesinde koruyup kollayıp sürdürülebilirliğini sağlamak. Burada da faaliyetler gerçekleştirdik. Çok güzel görsellikler aldık. Dört mevsimin bir anda yaşandığı bir yer olarak gördük ve bunu hepsini görüntülere aldık. Ardından oranın yaban hayatı ve bitki çeşitliliğini gözlemledik. Bir sonraki gün Gömeren Vadisi'ne gittik. Gömeren Kanyonu tarafına gittik. Burada yine mantarlar topladık. Bölgedeki bitki türlerinden topladık, ıspıt topladık. Farklı ürünleri topladık. Bunlarla biz yemekler yaptık. Doğada ayakta kalma, nasıl ayakta kalabiliriz? İnsanlara bunları anlatmaya çalıştık. Doğayı koruyarak çok sıkıştığın bir anda, zor bir anında bir ateş nasıl yakılır? Yağmurdan, fırtınadan kendini nasıl koruyabilirsin? Ormana sığınıp, ormana zarar vermeden nerede, nasıl ateş yakabilirsin? Nerede çadır kurabilirsin? Biz bunları arkadaşlarımız Dağlanoğlu ile beraber yerinde yaparaktan uygulamalı olarak faaliyetlerde bulunduk. Ardından Gömeren Kanyonu'na indik. Kanyonun şu anda sularının çok yükseldiğini gördük. Kanyon turizmini ön plana çıkarmaya çalıştık. Gömeren'de, Gömeren Düzü'nde denilen yerde harika bir tabiat parkı olabilecek veya orada tabii Milli Küre Dağları Milli Parkı sınırımız var. Sınıra dayandığını görüyoruz. İnşallah orada da farklı bir konsept uygulanır. Buraya da bir ünvan, yani korunan alan ilan edilerekten hem yerdeki halkımıza, bölgedeki halkımıza ve tabii genelde de Kastamonu ilimize turizme kazandırıp kalkınmayı sağlamak. Dide'nin zirvesi, Dide sahili çok güzel görünüyor. Dide'nin zirvesinden Dide'ye ve Kastamonu'ya selamlar. Kastamonu Turizm Fakültesi'nde görev yapan Hikmet Haberer hocamla birlikte Milli Park'taki yetkililerle birlikte ilk önce Araç ilçesine gidip Araç ilçesinde doğayı koruma, kollama adına bir çalışmalarda bulunduk. Araç ilçesinde milli park olacak yerleri milli park olması için çalışmalarda bulunduk. Araç ilçesi için çok güzel bir şey ve aracın turizmde kazanacağı paydaşı sağlamaya çalıştık ve altyapısını oluşturmaya çalıştık. Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine gittik. Taşköprü ilçesinde Koca Göl ve bazı kanyonları, tarihi yerleri ön plana çıkarak oralarda da bir çalışmada bulunduk. Oralarda korunma altına alınması için çalışmada yine bulunduk. Tabiat parkı gibi ve benzeri oluşumlarla oluşmasını sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda yok olan tarihe dokunup korunmasını da istedik. Çünkü Kastamonu'da 2500 yılı aşan korunması gereken ve tahrip edilen tarihlerde korunup turizme açılması için de çalışmalarda bulunduk. Daha sonra Şen Pazarı ve Dide ilçelerine gidip aynı şekilde oralarda da çalışma yapıp doğa yürüyüşü, doğada nasıl ateş yakılır, doğa nasıl korunur, insanların doğaya zarar vermemeleri için çeşitli doğa aktivitelerini yaptık. Çeşitli doğa aktiviteyi yaparak doğaya saygı durması, doğanın korunması ve doğanın yok edilmemesi gerektiğine vurgu yapmak istedik. Ve aynı şekilde Kastamonu ili genelinde Kastamonu'yu turizme kazandırmak için farklı çalışmalarımız da devam edecek. Sorry.
senin. Taş çöktü sarımsağa. Yani şöyle gideceğiz. Hemen şurada Sindire Yaylası var. Hemen şurada. Burada yukarı çıkacağız. At sekeri. Buradan ileriye çıkıp onunla sırt boyu